Kız ticket dedi. Yes dedi. Kız what dedi. Wow. Kumbir balesi varmış. Evet, prank kuklaları meşhurmuş. Böyle bir kukla mağazası var. Git galiba. İçeride de hep kuklalar var. Ama kukla götürmek istediğimden emin değilim. Tavşanımız hala var. Her yerde gördüğümüz gibi. Şu gördüğünüz Polonya'nın spesiyel yemeği. Hatta şu uzakta görünen resimdeki gibi içi boş oluyor. Tamam, buradan manzara güzelmiş. Böyle bir kilise manzarası var. Önce ben kısaca artık ne yaptığımı anlatayım. Gece 3'te şeyimiz vardı, otobüsümüz vardı ve gece 3'e kadar McDonald's'ta durduk ve o kadar yoruldum ki tahmin edemezsiniz. Yani Nur masada uyuyordu. Diğer kızlar uyumak için konuşuyordu. Bir tanesi uyudu uyandı, uyudu uyandı. Bu şekilde devam ettik. Ondan sonra otobüsümüze binmeyi başardık. Otobüse bindikten sonra sadece 3 saat yolculuk ve uyudum uyandım ve hiçbir şey anlamadım. Bir de sağ olsun önümdeki adam o kadar çok ses çıkardı ki hiç gerçekten bir şey anlamadım. Gözleri görüyorsunuz. Her geçen gün daha çok mor arıyoruz. Evet, burada gördüğünüz insanlar free tour için bekliyor. Herkesinle geçiyor. Şurada şemsiyelerden okuyabilirsiniz. Biz de bekliyoruz. İçeride bunları görecekmişiz. Hadi gidip bakalım. Ve çıkmak 200 paraymış. Yani bu farkında şöyle yapabilirsiniz. Bizim paramız çek parasına eşdeğer gibi. Evet, düşündüm, taşındım ve hayatım boyunca bir kere geleceğim Prag'a dedim ve bu yüzden aldım. Şimdi içeriye gidiyoruz birlikte. Ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Ah, kamera işareti var. Evet, kameraya dikkat edin diyor. Çok güzel. Çok korkuyorum ne yaparken. Böyle yukarı çıkıyoruz. Şimdi eğim oradan yorucu derecede gergin telefonu şu aradan düşüreceğim diye. Böyle bir makine karşıladı. Şimdi kırmızı ışık yanıyor, yeşil ışık yanınca geçeceğiz bakalım. Evet, yaklaşmaya hala çok korkuyorum. Şu kadar arada boşluk var ama neyse bir telefonu düşürürüm korkusu oldu. Yani o kadar Ankara'da 15. katta otur, buradaki yükseklikten kork. Çok mantıklı. Neyse şu an aşırı derecede korkuyorum. Niye buraya gidecektiysem? Manzaramız bu şekilde. Tamam, daha müzeye gitmeden 200 şey, tamam. Evet, birazdan şu binaya gideceğiz. Biraz daha yaklaşmayı başardım. Şurada şey olarak yazılar var. Ama en güzel şu köşeden çıkıyor. Orayı da boş bulayım. Çekeceğim. İnsanların içine çok giremiyorum. Elime vururlar, telefonu düşürürüm diye. Burası. Çıktım ve korkudan bayağı bir böyle dedim. Ayağım titredi. Ben bilmiyordum yüksekten korktuğumu. Ben bayağı yüksekten çok korkuyormuşum. Bayağı korktum. Telefonu tutamadım. Herkes böyle manzarayı çekiyor. Bilmiyorum. Hatta çocuklar koştu. Çok korktum. 200 çek parasını aldığım biletin müze kısmına geçiyoruz. Şimdi size bunları gösteriyorum. Bunların ne olduğunu çıkışta anlatacağım. Saat değişimi olsun. Olsun, canlı göreyim. Olmuyor. Evet, şimdi size çok saçma bir şey söyleyeceğim. Şunların hepsini 5 dakikada bitirdim. Şunları bir tane turla görebiliyormuşuz. Ben bileti aldım ama göremiyorum. Turla görebiliyormuşum.
Bunun el kaldırmasının hikayesi anlatıyor şu anda. Evet, şimdi dans eden binalara gelmek üzereyim. Heyecanlıyım. Bu arada normalde tek geziyordum. Şimdi Irina da katıldı. Daha doğrusu son anda karşılaştık. Evet, sevdim Pırağı ama az önce bir tane araba yayalır beklemedi. Yaya geçirdim de hemen İskitliyim. Beklemedi. Bu arada magnet aldım. 25 krona. Pırağın meşhur binası olan bina geldi. Ben nasıl fotoğraf çekileceğimi anlamadım. Böyle bir problem var. Herkes bir şeyler yapıyor, ben anlamadım. Çünkü hep insanlar çıktı. Ama Pırağa gelip de bunu görmedim demem artık. Gece vakti de manzarası bu şekilde. İnsanlar bir şeyler alıyor. Gezdiğimiz yerler. Gece manzarasını da çok sevdim. Herkese günaydın. Bugün gezimin son gününde. Bütün gezilerimi bavulumla yapmıştım. Bu sefer bavulumu hostele bıraktım. Ve dedim ki elim boş kalmasın. Kocaman ağır bir poşet taşıyayım dedim. Yani var ya katedralı bilmem neye gideceğim. Yemeğimi her şeyi yanında taşıyorum. Dün çünkü pizzaya çok para verdik de benim içime battı. Öyle olunca markete gittik. 100 kronluk alışveriş yaptık. Ondan sonra bugün akşama kadar yiyeceğim her şey çantamın içinde. Belki akşam hani ucuz bir şey bulursam belki ondan derim. Çünkü çok para harcadım. Hani çok para harcadım. Bütün bu harcadığım paralar Almanya gezimden gidiyor. Ve Almanya euro olduğu için maalesef çok paraya ihtiyacım var. Evet, sizce hangi tarafı seçmeliyiz? Yani iki tane var. Şu ağaçların oradaki göründüğü için ona gitmeyi seçtim. Ondan tarihi yerden geçerek geçeceğim. Şu manzaraya bakın. Gayet güzel. Şuna bakın. Durun, hiçbir şey göremiyorsunuz. Şuradan da birileri yürüyor. Okay. Burası kaleden çıktıktan içeri girer girmez ki ilk yer. Evet. Şimdi şu information'dan biraz gidelim. Yanlış duymadıysam Prag kesiyor. Yani şu anda gezdiğimiz yer en eskisiymiş. Diğeri de Bohemiymiş gibi bir şey dedi. Ama tam olarak İngilizce tur rehberi söylediği için yine duyamadım. Buradan geçince nasıl oluyor burası? Her yerde niye askerler bekliyor? Nasıl giriş kapısını bulduk o zaman? Ya 2 saniye önce şu çift yok, şey yoktu, çocuklu aile. Çıkın oradan, video çekiyorum. Bakın ne kadar güzel beni duydular. Evet, ben bunu çekiyorum acaba. Şeyleri görüyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Ay çok sevdim. Bir basit alacaklar göremezsek de içi şu şekilde. Girdikten sonra kapıdan bizi böyle şeyler karşılıyor. Şuna bakın. Evet, burada bile şey yapıyorlar ve içeriği göremiyoruz. Görebildiğim kadarını size göstereyim.
Burası da aynı şekilde şeylerle dolu. Benim sadece 5-6 tane şey göremeyeceğim. Gayet güzel görünüyor. Burada diye de bir foto, burada diye de bir foto. Şu aradan daha güzel görünüyormuş. Neyse, çıkışa geldik. Güneş azıcık daha azaldı. Belki böyle daha güzel görürsünüz. Az önce şurada oturan yerde yemeğimi yedim. Ve arkamdaki manzara buymuş. Bilseydim buna bakarak yemek yerdim. Kesin paralı. Şimdi önce bir numaradan başlıyoruz. Evet, yine bu küçük evlerden. Kesin yine bunlar da çok paralıdır. Ama yine bakacağım öyle bir. İstediğim gibi yemek yerleriymiş. Hediyeli eşyalar falan var. Ortam da bu şekilde. Burada da bu adam şov yapıyor. Buradaki şeylerin çoğu euro ile satılıyor. Şöyle yazıyor. 20 şey mi euro? Aa, şu kızların yediği şey bunların özel şeyleri. Böyle bunlar dönüyor. Bu şekilde içi boş şeklinde veriliyor. Bazen içerisinde Nutella falan sürülüyor. Bakalım. İhtişam mı duruyor ya? Kadın anlatıyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında buralarda çok ciddi tahribatlar olmuş ve Çek halkı buradaki evlerde yaşamış ama bütün nüfusu karşılayacak kadar ev yokmuş. Eğer biletiniz varsa evleri görebilirsiniz dedim. İkinci Dünya Savaşı'nda tekrar yapılan kalelere gitmişler. Ah, göremeyeceğiz. Şu diğer yerlerde yerler şeyler var, kaldıkları evler. Biletin bu kadar çok şeyde olacağını bilseydim alırdım. Dün Saat Kulesi'ne verdiğim 5 dakikalık şey kadar bir şey. Burada da bir müze varmış. Anne, niye kaçıyorsun ki? Şöyle buradan gidince çıkış, diğer tarafa gideceğiz ve ben şimdiden yorulmaya başladım. Evet, şu anda buradayız. Ben aşağı doğru gideceğim, oradan da çıkacağız. Oo. Şuradaki gördüğünüz yapıya da gidiyoruz. Şuna. Şöyle yolda yürüyorum. Bilet alsaydım şuraya çıkabilirmişim. Şurada da insanlar var. Bu çimin yeşilliği. Bu başka bir yeşil. Bunu bir şeyle beslemişler. Fosforlu yeşil çim. Evet, şimdi şuradaki merdivenlere çıkacağız. O yeşilliğin sonu böyle bir yer çıktı. Evet, çok özledik. Çok ciddi bir sıra var. Bunu beklersem akşam olur. Ve meydan. İşte Old Town bölümleri de böyle olması gerekiyor. Ay çok güzel. Evet, bu videoda kaç kere güzel kelimesini kullandım bilmiyorum. Uzaktan tren diye gördüğüm şey aslında buymuş. Çok sevindi. Evet, galiba şu dükkana gireceğim. Böyle boş, böyle bir şey. 90 verdim. İsterseniz içine şöyle eklemeler de yapabilir misiniz? Karşıda olduğu gibi. Bunlar böyle. Hamuru şuna sarıyor. Ondan sonra şuradaki una koyuyor. Ondan sonra burada bu şekilde bir sistem var. Hamurlar kremin fazla şekerli ve çıtır çıtır olmuş halini düşünün. Hani tadı hemen hemen öyle. Ondan sonra onları alıp böyle buraya koyuyorlar. Ah, yapacak galiba. Ve ücretleri de bu şekilde oluyor. Ben şundan yedim. Tadı gayet güzeldi. Üzerine eklemeler bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şu şekilde yapıyor. Ondan sonra oraya koyuyor. Bunun parası da 100'müş. Ama içini gördüm. Bayağı renkli.
Önce bu kulaklar bir İngilizce duydu, bir İngilizce duydu. Güvenlik görevlisi bir tane kızın yanına gitti. Dedi ki, ticket dedi. Kız ticket dedi. Yes dedi. Kız what dedi. Adam dedi ki, ticket yes dedi. Kız what dedi. En son ben dedim ki, güvenlik görevlisinizde biletiniz var mı diye soruyor dedim. Ondan sonra kız dedi ki yok. Ondan sonra güvenlik görevlisi kapıyı gösterdi. Kız dedi ki fakat almak için sıradayım dedi. Ondan sonra güvenlik görevlisi tekrar kapıyı gösterdi. Kız orada küfür etti. Ondan sonra güvenlik görevlisi İngilizce ben de söylemeye çalıştım. Hiçbir şey anlamadı. En son kız bilet almadan gitti. Ben sadece fotoğrafını çektim çıktım. Bir tane kalmış da tam yolla bunu kapatmış. Uzaktan bu da çok güzel görünüyordu. Kamera böyle bir yere geldim. Her yer, evet, insanlar çekmeye çalışırken insanlar herhalde. Neyse, yapacak bir şey yok. Her yer böyle yeşil ve şurada bir yer var. Orayı çok merak ettim. Öyleymiş. Şöyle yazıları da tutayım. Merak ediyorsanız durdurup öğrenirsiniz. Şu kızın boyu ne kadar uzun ya. Şu listede heykelleri bir şey yapmayacağız, korkmayın. Şu çok farklı. Yılanla savaşan insanlar. Kalın çorap giymiştim, yanıyorum. Yani o kadar sıcak ve güneş var. Ve dün kar yağmur yağıyordu. Şekilde. Şuradaki içeride bir sürü güzel şey var, çizim var. Onlara bakacağız. Elim tutuyor. Şöyle geldim. Böyle de manzara. Şu insanları da kaldırdım. Ay çok güzel oldu burada. Fay kuşları koymuşlar. Fay kuşları için çok üzüldüm yani. Ben böyle bir şey istemiyorum. Fay kuşları, yani turist olarak benim gittiğimi soruyorlarsa fay kuşu şey burada olmasın. 6 tane var. 5 tanesi yan yana duruyor. Bir tanesini dışlamışlar. Düşünsenize. Ölene kadar sevmediğiniz 5 kişiyle yan yana durmak zorundasınız. Hiç sevmedim bunu. Hadi gidelim. Baykuşların hemen yanında böyle deniz şeyi kokuyor. İyot. Anlamı da buymuş. Starbucks var. Normalde olamış ve burundaki Starbucks'larda da şifreyle girme vardı. Dedim ki bunda da vardır da birine sorarım. Tam kapıya geldim, iki tane kız atıyor. Dedim ki şifreyi öğrenebilir miyim? Şifre o kadar basit ki. İşte 3, 8, 5, 9 gibi bir şey söyledi. Yani var ya, kızlara 10 kere sordum resmen. Bir türlü yapamıyorum yapamıyorum. Sonra meğer şeymiş, suyu musluğu bozulmuş. O yüzden onun şifresini kapatmışlar. Yani ben de diyorum ki tamam, İngilizcem öyle güzel değil ama teşekkür ediyorum oradan o kızlara tekrardan. Evet, ben döndüm dolaştım yanlışlıkla, tekrar Old Town'a çıktım. Evet, Yahudi mezarlığı şuradaymış. Şurada anlattığım hikaye buradaymış yani. Nur anlattı. Nur geziye katılmış. Gördüğünüz gibi Yahudi mezarlığı biraz daha hani yüksek. Onun sebebi de şuymuş. Buralar fakir Yahudi mahallesi olarak geçiyormuş. İnsanlar önce gömmüşler ve yer kalmamış. Üzerine toprak atarak kat kat insanları gömmeye devam etmişler.
Ve gezecek yerlerimiz bitti. Şimdi otele gidip bavullarımızı alıyoruz. Görüşmek üzere. Çok seviyor. Zaten melankolik. Ayakları da çok dokunulmaktan aşınmış. Tepedeki Franz Kafka, ortadaki büyük adam değil. Şimdi Francis Kafka'nın hikayesi neydi? Ya Franz Kafka öykü yazarı. Onun gibi bir şey yok yani. Sadece ayağına dokununca tamam. Bu dönüşüm falan Franz Kafka'da. Var ya, hamam böceğine dönüşüyor sabah kalktığında. Gregor Samsa. Tamamdır. Bu heykel Francis Kafka'ymış. Anaodan gezince böyle oluyor. Eğer ayağına dokunursan bir kere daha buralara geleceğini demekmiş. Göstereyim mi? Tamam. Evet, Nur şimdi bir kere daha gelmeyi garantileyecek. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.